Bu artık bıraksın mı akbağ, gelecek İstanbul falan. Bunları bıraksın bu ayakları artık. Ne düzeltecek bu abi? Soydu soyacağı kadar neyi düzeltecek? Canımızı mı alacak? Memlekette bir yaşam alanı bırakmadılar. Her tarafı çöle çevirdiler ya. Savaş olan ülkelerden biz buğday alıyoruz, arpa alıyoruz, yulaf alıyoruz, mısır alıyoruz. Şurada Suriyelileri bedava besliyoruz. Hastanede ücretsiz muayene ediyoruz. Patates satın alıyoruz. Patates Suriye'den. Hey ülke, uyan artık, uyan. Abi ne zaman başımıza bir kötü olay gelecek, ne zaman alım gücümüz düşecek, hemen biz kalkınıyoruz, biz şaha kalkıyoruz diye önceden bir gazlıyorlar abi. 10 gün sonra var. Millet anlıyor ne olduğunu. Özel dönemini herkes bilir, yani benim jenerasyonum bilir. O tarihteki hani böyle karikatürler vardı, zam kazığına insanları oturtturdu falan, bu onu koydu geçti. Şimdi yasak çünkü. Bu koydu geçti yani. Benim evime mi? Bak zorlarsam 15-16 bin giriyor. Öyle. Hayvan yasaları çıktı ya, hani uyutma. İşte emeklileri de uyutuyorlar aslında orada. İkisini beraber uyutuyorlar. Hem emeklileri hem hayvanları uyutuyorlar. 62 bin liranın altında kazanan fakirdir. Evet, doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Bak nasıl değerlendireceğim güzel abiciğim. Yazıklar olsun, başka bir şey söylemiyorum. Kimse kazanamaz burada ya, doğru dürüst. Gariban kazanamaz. Zengin kazanır da gariban kazanır. Bu artık bıraksın mı akbağ, gelecek İstanbul falan. Bunları bıraksın bu ayakları artık. Ben de AK Partiliyim ama yazıklar olsun, verdiğim oylara aram olsun. Ne düzeltecek bu abi? Soydu soyacağı kadar neyi düzeltecek? Canımızı mı alacak? Bak kuyruktan geliyorum. 2024 emekli yılıdır. 2024 emeklilerin ölüm yılı. Hani ölün diyor. Hani bu hayvan yasaları çıktı ya, hani uyutma. İşte emeklileri de uyutuyorlar aslında orada. İkisini beraber uyutuyorlar. Hem emeklileri hem hayvanları uyutuyorlar. Sadaka verir gibi para veriyorlar mesela millete. 2,5 milyon para. Şurada çarşamba günleri pazar kuruluyor. İşte her semtte belli günlerde kuruluyor da ben en kısa da örnek vereyim. Verdiği 2,5 milyonla pazara çıksan, 4-4'lük bir alışveriş yapsan 500 lira daha ilave etmen gerekir cebinden. Peynir, zeytin, meyveler her çeşidinden. Öyle bir tane şeftali alayım diye haftaya erik alırım değil ama. 4-4'lük hepsinden, bütün meyvelerden alacaksın. Sebzelerin de hepsinden alacaksın. Onun üstüne de işte yemek yapacaksın, kıymanı alacaksın. Ne bileyim etini alacaksın veya işte... Hayal kurmuyorum, ben söylüyorum. İşte 2,5 milyon verdi ya. İşte ben hayal olduğunu anlatıyorum onlara. 12,5'u alamam. 12,5 oldu ya emekli maaşı. Evet. Alınmaz abi. Aynı şeyi düşünüyorum. Bak şu an benim annem de emekli, 12,5. Yok abi, yani biz de öyleyiz. Kiralar 15-20. Ne yapalım? Gerçekten siz söyleyin. Alınmıyor. Gerçekten hiçbir şey almıyoruz. Peynirin kilosu olmuş 250-300. Ben abi, kahvaltılık mı alayım, 12, meyve sebze mi alayım, kira mı ödeyeyim, ne yapayım ben? Çıkarıyorsun 15, eksi 2500. Bir açıklama yaptı abi, sana da soracağım bu arada. Evet. 62 bin liranın altında kazanan fakirdir. Ha evet, öyle açıklama yaptı. Ya o zaman abi ben sürünüyorum ya. Yaşamıyorum o zaman. Biz yaşamıyoruz abi. Biz yaşamıyoruz. Benim evime mi? Bak zorlarsam 15-16 bin giriyor. Öyle. Evet, yani kim gelse ispatlarım. Benim annem 12,5 alıyor. Ben 2500 kadar sosyal yardım alıyorum ve iş bulamıyorum. Niye biliyor musunuz? Hatta bugün bir iş ilanı vardı. Yani. 45 yaşa kadar. Ben 49 yaşındayım. Ne yapacağım? Siz söyleyin. İş bulamıyorum. Öyle abi yani. Ha, temizliğe bile almıyorlar. Ki ben kimya teknisyeniyim. Siz söyleyin. Yani. Evet. Kimya teknisyeniyim. Ben evlere temizliğe gitmeye iş bulamıyorum. Yaş sınırı var 45. Bu insanlar 12.500'de yani... Ya şimdi... Çok şey söyleyeceğim de ekranlar bilemiyorum yani. Sonra... Söylenmiyor yani. Yayınlayın bunları. Yayınlayın. Bak bunları yayınlayın. Ha. Bunları değerlendiriyorsun 62 bin dedi. Abi 62 bin dedi de o aslında o söyledi, doğru söylüyor. Niye biliyor musun? Orada 62 bin üstünde maaş alanlar var ya, onların ortalamasını aldığın zaman onların maaşı 62 bin liraya geliyor. Yani bizi kastetmiyor o. 10 yıl sendikacılık yaptım. O Türk İş'in başında oturan adam var ya, Türk İş'in sekreteriydi o. Ben onu 90'lı yıllardan tanıyorum. Yıl 2024. Çağlayan meydanında bizi coşturuyordu böyle. Alkışlattırıyordu kendini, biz de alkışlıyorduk. Onu bayağı bir adam sanıyorduk ama meğersem öyle değilmiş. Değilmiş yani öyle. Hani o Türk İş Başkanı'nı çok iyi tanıyorum. Hani çok yakından tanıyorum. Bir masada oturduğumuzu biliyorum yani. Hatta fotoğraflarım da var benim. Onlarla ilgili. O sendikacıların birçoğunu tanıyorum. O Türk İş'in başındaki adamın aylık geliri en az 150 milyon. Bindiği arabanın da parasını işte işçiler ödüyor yani. Türk İş'le kayıtlı olan işçiler ödüyor. Onlara aidat veriyor. O da gidiyor arabaya biniyor. Maaş alıyor işçilerin maaşlarından. Aidatlarından maaş alıyor. Peki 62 bin doğru mu abi? Bir geçinmek için 62 binlerin üzerinde mi kazanmak lazım?
Ya öyle bir hesap yapmışsa doğrudur yani. Çünkü 62 binden altında işte ablanın dediği gibi, yani bacımın dediği gibi 15 milyon. 15 milyona kira yok zaten de. Yani ortalama. Ya o ortalama. Eskiden vardı. Niye vardı? Şu mahallelerde, aşağı mahallelerde gece kondular vardı. İnsan iyi veya kötü diye seçim yapmıyordu. Gidiyordu orada oturuyordu. Yani diyordu işte iyi kötü idare ederiz falan diye. Orada oturuyordu. Şimdi o da yok artık. Gece kondu da kalmadı. Normal bir dairede. Ele ele yeni yapılan binalarda kiralar 20'nin üstünde. 25, 30. Şu caddeden girdiğin zaman, bittiği zaman araba girmeyen cadde aşağıda binalar yapıldı. Biraz aşağıda 30-32 milyon, 35 milyon kira istiyorlar. Şimdi 62 milyon kazandığı zaman 30 milyon kira belki verebilir. Aynen. Belki, belki verebilir yani. Bunun okuyan öğrencisi eğitimi. Ben iki çocuk okutuyorum. Öyle abi, okuyoruz. Nasıl olacak? Şimdi orasını söylemeyeyim ben onu. Sen anladın onu. Birçok şey yani kalmış aramızda. Kalıyor abi. Yani söyleyemiyoruz. Akşam da diyor ya, zamlar yapılırken muhalefet diyor bir sene önceden biliyordu. Ya muhalefet biliyordu da vatandaş biliyor muydu ben %38 zam alacağım, %24 bana zam veriyorsun da doğalgaza %38 zam yapacağını, elektriğe %35 yap. Ben biliyor muydum? Ben bilmiyordum. Ama beni %10-15 geriden getiriyorsun. Verdiğin zamın arkasında getiriyorsun. Bana %24 yapıyorsun. Ben emekliyim. Kira da vermiyorum. Emekli maaşım da iyi. Ama o benim kişisel, bana kişisel olarak yansıyor. Topluma baktığın zaman öyle yansımıyor. Çoğunluk 12,5 alıyor. Ya şimdi ben 20'nin de üzerinde bir para kazanıyorum aylık. İki kişi yaşıyoruz biz hanımla beraber. Çocukların da iyi kötü durumları iyi. Ama düşün ki şu bacımın halini düşün yani. Bak anlattı işte durumu. Yaşım Türkiye 100 yılında izliyorlar abi. Yüzyılda. Hangi yüzyılda ya? Biz Afrika yüzyılındayız abi ya, bırak bu Türkiye yüzyılında ya. Adam kandırmaktan artık uça uça düştük şeye, çöllere düştük ya. Memlekette bir yaşam alanı bırakmadılar. Her tarafı çöle çevirdiler ya. Savaş olan ülkelerden biz buğday alıyoruz, arpa alıyoruz, yulaf alıyoruz, mısır alıyoruz. Şu da Suriyelilere bedava besliyoruz. Hastanede ücretsiz muayene ediyoruz. Patates satın alıyoruz. Patates Suriye'den. Hey ülke uyan artık, uyan. Suriye'den patates satın alıyoruz. Ukrayna'dan buğday satın alıyoruz. Ukrayna 4 seneden beri savaşta ya. Buğday ambarıyız yani. Ben Konyalıyım. Konyalıyım yani. Buğday zengini benim ya memleketim. Neden biz dışarıdan alıyoruz? Bunun açıklaması var mı? Abi ne zaman başımıza bir kötü olay gelecek, ne zaman alım gücümüz düşecek, hemen biz kalkınıyoruz, biz şaha kalkıyoruz diye önceden bir gazlıyorlar abi. 10 gün sonra var. Millet anlıyor ne olduğunu. Ondan sonra ya hallederiz, işte Türkiye yüzyılı yeni başladı. Yani 2023 diyorlardı abi, 2023 ne oldu? Ona geçtik, hiçbir abi, şey olmadı, ne değişti? Abi euro 36 oldu abi, ne 2023 yani. Cebimde 50 lira var abi, 50 lirayla şu anda böyle şimdi kahvelerden diyeyim abi, su falan alınmıyor yani. Bak üniversite kampüsümde, kantinde yarım şişe su 50 lira abi, ciddiyim yani. Topkapı Üniversitesi'nde okuyorum yani. Gidin abi, gerçekten de öyle, biz ne yapalım abi öğrenci. 19 yaşıma gireceğim. Yani 18 yaşından itibaren yok gelir vergisi, zart vergisi, zurt vergisi. Ama benden almaya gelince abi, bana para vermeye gelince genç adamsın, sen bununla geçinirsin abi. Devletin de yaptığı genç bir şey yok. Genç adamın ihtiyacı yok mu? Yok gibi davranıyor yani. Asıl sizlerin ihtiyacı var. İstiyor muyum? Abi tabii ki. Tabii ki. Evet. Gelsin evet. Hemen kullanacağım abi. Aynen. Erken seçim tabii ki istiyoruz. İstiyoruz abi. Aklına ağzından çirkin bir şey çıkacaktı yani. Teşekkür ederim. Yani söylemeyeyim yani. Onun için. Başka sormak istedim. Hani burada anlatacak, soracak hiçbir şey kalmamış artık. Ama toplumun da bazı kesimleri var, uyanmamış artık. Uyanmakta da zorluk çekiyorlar. Özal dönemi. Özal dönemini herkes bilir. Yani benim jenerasyonum bilir. O tarihteki hani böyle karikatürler vardı, zam kazığına insanları oturtturdu falan. Bu ona koydu geçti. Şimdi yasak çünkü. Bu koydu geçti yani. Yok böyle bir zam yok yani. Görmedim şimdi böyle yasak. Bir dönem görmedim. Şimdi onlar da yasak abi. Şimdi ifade özgürlüğü de yok. O zamanlar varmış. Millet araştıran ulaşabiliyor. Bir şeylerin kötü olduğunu anlıyor. Şimdi illa yaşamak lazım. Yani adam sana onu yaşatıyor ki anlayasın. Sen bir açıklama yapıyorsun, bir karikatür çiziyorsun. Yani şimdi malum bir cezaevinde yatma şansın oluyor. Gazeteci oluyorsun. Korkulacak aynen. İşler oldu abi bunlar yani. İnsanlar ne diyeceğini de artık açıklayamıyor. Ben şunu eklemek istiyorum. Hani bu sosyal yardımlar vesaireler var ya. Ya biz onları istemiyoruz. Bizi o hale muhtaç bırakmasınlar yani, yeter. O da var. Anlıyor musunuz? İstemiyorum yani. Bana balık tutmayı değil, balık yemeyi değil, balık tutmayı öğret. Balık tutmayı öğreneceksin ki aç kalmayasın. Gidip balığını tutup yiyesin bunu. Ama bize hazır balık yemeyi öğret. Ya kısacası biz sadaka toplumu olmuşuz. Aynen öyle. Ver makarnayı, otut orada. 3-5 de para koy cebine. Seçim zamanında git onun yakasına yapış, vermedin keserim ha. Bak verdiklerimi geri alırım ha. Adam da diyor ki verdiğini geri alırsa yandım ben diyor. En iyisi mi diyor, gideyim gene vereyim diyor. Devam diyor böyle.
zenginden vergi almazsın. 5 kuruş ver. Bir de zengin de alay ediyor bizimle. Ya biz de istihdam sağlıyoruz. Sanki ilk defa onlar istihdam sağlıyor. Bu ülkede hiç istihdam sağlayan adam kalmamış. İlk defa onlar sağlıyor. Bakın bu esnafların şeyi yok mu? Çalışanı yok mu? Onlar neden vergi veriyor? Bir pırlanta şirketi istihdam sağlıyormuş. Bakın buraya. Herkesin istihdamı var değil mi? Herkesin bir çalışanı var. Onlar neden vergi veriyor? Pırlanta şirketi o vergiyi vermiyor. Vermiyor abi. Mantıksız. Benim oğlum da işveren. Çalıştığı yanında adam çalışıyor. O da işveren istihdam sağlıyor. Ama vergi çatır çatır alıyor. Almadığın zaman icrayı kapıya dayıyorsun. Dayıyor. Tabii fakir. Fakir oğlum. Bir kilo peynir 300 liradan başlıyor. Bir kilo tereyağı alayım desem 300-400 bin lira. O elektriğe %38 zam geldi. Doğalgazımıza %38 zam bize ne verdi? 2500 lira. 10 bin lirayla geçilir mi? 12.500 lirayla geçilir mi oğlum? Geçilmez. Kaç emeklinin birleşmesiyle 62 bin lira elde ediliyor? 3 tane emekli var bizde. 40 bin lira para topluyor. 3 tane emeklinin parası. Yetmiyor oğlum. Yetmiyor. Bekledik bunca zaman. Yine bekleyeceğiz herhalde. Başka çaremiz yok. Türk İş açıklama yaptı. 62 bin liranın altında kazananlar fakirdi dedi. Nasıl değerlendiriyorsun? Abi Türkiye'de 62 bin lirada 162 bin lira alsa da azdır ya. Her şey %100, her şey %200 zam geliyor. Sebzeden, meyveden. Giyimde bir tane pantolon aldım ya. Bu pantolonu ben 100-200 liraya alıyordum. Şimdi 1200 lira olmuş. Yani 2 senede bu oluyor. 2 senede yani bir pantolon bu kadar para oluyorsa, bir gömlek 1000 lira oluyorsa. Çemberli taştaki aynı keten pantolonun 2500 TL. Ben bir işçi olarak emekliyim. Aldığım para %25 zam almışım ben. Kiram örnek verirsek 1875 lirada 7500 lira oldu geçen sene. Bu sene adam 15.000 TL benden istiyor. Peki emekliye gelince ya da vatandaşa gelince %25 ya da %30 zam. Doğalgaza %38 zam, elektriğe zam, ona zam, buna zam. İşi, ya işi perişan ya. Vallahi adam yolda yürüyemiyor artık. Ayağındaki ayakkabı bakıyorsun, ayakkabı çürümüş ayağında. Sırtındaki elbiseye bakıyorsun, hepsi yamalı neredeyse. Abi ne beklersin sen bu dünyada? Yani sadece zenginlere çalışıyor bu hükümet. Ben onu ya ben de eskiden AKP'ye oy verdim ama keşke hiç vermeseydim diyorum. AKP bugün Türkiye Cumhuriyeti sadece zengine şey yapıyor. Fakirden alıyor, zengine veriyor. Allah-u Teala ne diyor? Ey iman edenler 40'ta biri alır fakirlere verir. Ama bugün fakirlerden alıyor, zenginlere veriyor. Ne olacak yani? 1000 tane zengin var Türkiye'de. Meclis zaten biliyorsun yani söylememe gerek yok. Her şey ortada. Yani ben turizmciyim. Bak ben resmen ben şef aşçıyım. Ben emekliyim. Ben 55 yaşındayım. 32 yıl bu devlete ben prim ödedim. 31 yıl 8'e 24 gün. 10.000 günüm vardı. Benim emeklilikle bulaşıkçının emekliliği aynı. Aşı başı adam normal aşçı. Bulaşıkçı. Ben aynı seviyedeyim şu an. Normalde 40 bin lira ya da 35 bin lira benim maaş almam gerekiyor. Ben de 12 bin lira maaş alıyorum. Bir bulaşıkçı emekli. Ben bulaşıkçı hakir görmüyorum. Bu da insan sonuçta. Ama ben yıllarca emek verdim. Beni onunla aynı seviyeye getirdi. Bulaşıkçı ben hakir görüyorum. Tekrar söylüyorum. Bak yanlış anlaşılmasın burada. Kesinlikle ve kesinlikle yaşanılmıyor Türkiye'de. Yani bugünkü mevcut olan hükümet, Tayyip Erdoğan ve ekibi ülkeyi yönetemiyor. Ya ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Tayyip Erdoğan kendi ağzıyla söylüyor. Reis. Yıllarca reise de uy verdim ben. Ya Mehmet Şimşek'le Ali Babacan hırsız diyor. Vakıf Bank'ı batıracaklar da satacaklar. Bunu yapacaklar dedi. Ben önledim. Bugün yine gidiyor. Maliye Bakanı yapmışsın sen. Madem ki abi bu adam hırsızsa bu adamın ne işi var burada? Madem ki kötüydü niye getirdin buraya bu hale getirdin? Ben nasıl dedi, o ne dedi, bu ne dedi? Ben faizi 8'den yukarı çıkardım ama %45 bugün. Yazık, günah değil mi ya? Para hepsi faizde. Kimse bir ticaret yani bir iş sahası açayım da 3-5 kişi ekmek kazansın demiyor bugün. Herkes parasını almış, faize yatırmış, faizden gelsin. Zaten her tarafımız haram olmuş. Ne beklersin artık? Yani söyleyecek çok şey var ama reis, yani hakkını helal etsin, reis artık bu ülkeyi yönetemiyor. Ben bunu bilirim, ben bunu söylerim. Yani 62 bin liranın altında kazanan fakirdir. 4 kişilik aileden bahsediyoruz, tek kişilik mi? Yani 4 kişi tabii ki fakir yani. Sadece karın doyurabilir yani, gezme, giyinme, eğitim. Hiçbirine doğru düzgün karşılayacağını düşünmüyorum yani. 3 tane çocuğum var, ilkokul. Bu. 2 tane de üniversiteli var. Yani çok da iyi geçiniyoruz diyemem yani. Sizin için bir sakıncası yoksa ne kadar giriyor eve? Ya eve 40 bin civarında giriyor. Yani düşünün yani. Kim kazanıyor bu 62 bin lirayı? Biliyorsunuz emekli maaşı 12 bin 500 oldu. Asgari ücret 17 emekli bin lira. Emekli maaşı 12 bin 500 oldu. Benim annem dul maaşı alıyor. Dullardan para kesiliyor emekli maaşı için. Yani dul bir kadından para kesilmesi sizce normal mi? Mantıklı mı? Zaten ihtiyacı olan o. 10 bin lira alıyor. O da yani zar zor şu anda 10 bin lira aldı. Yani bilmiyorum, hiç hak, hukuk, adalet, sağlık, eğitim hiçbir şey yok. Yani o yüzden bizim gençler hep Avrupa'ya gitmek istiyor. Bence de haklılar çünkü insan hakları var. Bizde ne var? Kuru kuru bir yemek. Yani bilmiyorum, hiç mutlu değil. Ne çocuk ne büyük. Yani oğluma sorsan o da mutlu değil yani. Ufacık çocuk bile etkileniyor her şeyden.
Düzelselerdi 20 yıldan beri düzeltirlerdi, bir şahlanırdı yani. Böyle geldi, inşallah böyle gitmez diyorum. Ben... Erken seçim istiyor mu? Erken seçim istiyorum mu? O da biraz şaibeli yani. Daha mı çok karışır ortalık? Yani bilmiyorum ki, hiçbir fikrim yok yani. İşimiz Allah'a mı kaldı ne bilmiyorum yani. Başka bir şey söyleyemiyorum, sağ olun.